Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar, adım Burak. Sizlere bundan iki yıl kadar önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Kuzenimin düğünü için ailecek köye gidecektik. Gaziantep'in bir köyüne. İsmini burada belirtmek istemiyorum. Şehirde yaşadığımızdan ara ara gidip köyde vakit geçirirdim. Son yıllarda bu süre azalmıştı. Bayramdan bayrama, düğünden düğüne gider olmuştum. Kuzenimin düğünü için köye gideceğimden baya heyecanlıydım. Akrabalar bir araya geliyor. Güzel bir ortam oluşuyordu. Saatlerce sabaha kadar oturup sohbetler ediyor. Kuzenlerle de gezip tozuyorduk. Hazırlıklarımızı yapıp kıyafetleri valizlere koyduktan sonra yola koyulduk. Akşam yedi gibi köye varabilmiştik. Dedemlerin evine gidip Valizlerimizi kalacağımız odaya bıraktık. Ardından akşam yemeğini yemeye başladık. O ara kuzenlerimle gelmeye başladı. Birkaç tane benden büyük, birkaç tane de küçük kuzenim vardı ama akranım olan ve çok iyi anlaştığım kuzenim Batuhan'la daha çok vakit geçirirdim. Her konuda anlaşırdık. Batuhan da dedemin evine gelmişti. Hadi gel gezelim, köyde biraz dolanalım dedi. Gece gece mi dedim. Bir şey olmaz gel dedi. Batuhan'la beraber dışarı çıktık. Köyün içinde dolanırken nerede yatıp kalktığını hiç bilmediğim çocukluğumdan beri bu köyde olan bir deliği gördüm. Batuhan'a dönüp bu daha ölmedim mi lan dedim. Yok oğlum boş ver onu gel dedi. Deli öylece bir evin duvarına dayanmış. Elleriyle havaya bir şeyler çizip bir şeyler mırıldanıyordu. Delidir ne yapsa yeridir diyerek dolanmaya devam ettik. Bizim buralar güzel yerdir. Fıstık ağaçları, incir ağaçları, nar ağaçları boldur. Hafif kurak bir yer gibi ama Yer yer yeşillik ve ağaçlarla kaplıdır. Köyün içine biraz dolanıp muhabbet ettikten sonra eve geri döndük. Batuhan'la konuşup muhabbetmek iyi gelmişti. Ertesi gün sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra düğün için getirdiğimiz takım elbiseleri giyip sağda solda yardımlara koşturmaya başladık. Düğün köyün meydanında yapılacaktı. Ampullerdi, sandalyeler derken bayağı yorulmuştuk. Damadın kuzeni olmak zor. Her şeyi koşturuyorsun. Saatler sonra Akşama doğru hazırlıklar bitmişti. Sonra rötuşlar yapılıyordu. Hava kararmıştı. Köylüler, akrabalar, herkes düğün yerindeydi. Köyün delisi bile oradaydı. Oyunlar oynamıştık. Bayağı bir yorulduğum için Batuhan'a ben kenardayım dedim. Batuhan da ben de geliyorum dedi. Sandalyelerin ve insanların arkasına geçtik. Oradaki sesten ve müzikten olsa gerek başım ağrımıştı. Biraz dolanalım, temiz hava almam lazım dedim. Batuhan'la yürürken Köyün delisi gene karşımıza çıktı. Nereye gidiyorsunuz dedi. Dolanıyoruz dedim. Gelin gelin size ne göstereceğim gelin dedi. Ne göstereceksin diyerek peşine düştük. Deli önde biz arkasında gidiyorduk. Bize ait olan daha doğrusu dedemlere ait olan bahçeye girdik. İçeride binbir çeşit ağaç vardı. En çok da incir ağacı. Bayağı sıkışmıştım. Batona sıkıştım. Bekle geliyorum dedim. Yanından geçtiğimiz incir ağacının altına küçük tuvaletimi yaptım. Daha yaparken ayaklarımdan omuzlarıma doğru bir soğukluk çıkmaya başladı. Tüylerim kabarmıştı. Batuhan bana seslenip deli gözden kayboldu. Geri dönelim dedi. Geri dönerken arkamda bir gariplik hissettim. Sesler geliyordu. Batırtı halinde. Sesleri merak edip arkamı döndüm de. Bir karartının üzerime doğru geldiğini gördüm. Karartıya bakarken bunun bizim deli olduğunu fark ettim. Üzerime doğru koşarak üstüme atladı. Yerde boğuşmaya başladık. Ağlamaklı bir sesle bağırıyordu. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Çocuklarını öldürdün. Senin yüzünden hepimiz öleceğiz diyerek bağırıyordu. Kuzenim eline aldığı bir şeyle delinin kafasına vurup üstümden attı. Hemen oradan uzaklaştık. Bahçeden çıkmıştık. Bu deli ne yapmaya çalıştı böyle? Beni öldürecekti dedim. Batuhan da deli işte ne bekliyorsun? Asıl salaklık bizdeki. Bir sıra gittik dedi. Arkamı dönüp bahçeye baktım. Bahçede birden fazla kişi vardı. Delinin yanına gidiyorlardı. Umursamadım. Biraz da sinirliydim. Tekrardan meydana gelip düğüne katıldık. Biraz eğlendikten sonra yavaş yavaş insanlar gitmeye başladı. Düğün bitmişti. Eve geçtik. Üstümü başımı değiştirip oturduktan sonra geçip yattım. Gece sanırım üç gibi uyandım. Evdeki herkes uyumuştu. Ortalık karanlıktı. Işığı açmadan mutfağa doğru ilerledim bir şey derin derin nefes alıyor gibiydi. Evdekiler olacağını düşündüm ama o ses sanki çok yakında gibi geliyordu. Mutfağa girdim. Dolaba doğru yaklaşırken sol taraftaki masanın yanındaki sandalyede birinin oturduğunu fark ettim. Yaklaşmadan bakıyordum ama seçemiyordum. Elinde bir şey vardı. Ayağa kalktı. Hala kim olduğunu seçemiyordum. Gitmek istiyordum ama kıpırdayamıyordum. Ayaklarım hareket etmiyordu. Camın dışında birini gördüm. Bu deli adamdı. Yüzüne baktım ama onun beni gördüğünden emin değildim. Bana kaç kaç diye bağırdı. Hemen odaya koşup annemleri uyandırdım. Mutfağa gidip baktılar ama kimse yoktu. Biraz üzerime okuyup üfledikten sonra yat, kabus gördün dediler. Batuhan'a garip şekilde korkuyorum. Yanımda birinin varlığını hissediyorum. Az önce mutfakta karanlıkta birini gördüm. Pencereden de deli gibi bakıyordu. Bana kaç dedi dedim. Batuhan da Bende de aynı durum var. Rüyamda kabuslar gördüm. Birileri gidip gelip işkence yapıyordu. Yüzlerini göremedim dede. Kabus işte ama benimki neden böyleydi? Acaba uyur gezer mi oldum dedim. Birkaç dakika daha bir konuştuktan sonra Batuhan'a baktım. Uyumuştu. Ben de yatayım dedim. Sanki tonlarca ağırlığın altında gibiydim. Yatağa, yastığa bastırılıyor gibiydim. Normal şekilde nefes alabiliyordum. Stresin olduğunu düşünerek Gözlerimi kapatıp uyudum. Rüya görüyordum. Ya da kabus diyeyim. Karanlık bir yerdeydim. Etrafta belli belirsiz bir şeyler vardı. 10 metre ilerinde ağlayan biri vardı. Kucağında ise bebek gibi ağlayan garip bir yaratık. Kadın sandığım kişinin üstü başı siyah elbiselerle, şallarla kaplıydı. Kadın ağzından tükürükler çıkararak, ağlayarak bir şeyler söylemeye başladı. Dediklerini tam anlayamıyordum. Boğuk geliyordu. Bana doğru aksayarak gelmeye başladı. O bana doğru gelirken ben de geriye doğru adım atmaya başladım. Geri geri giderken bir şeye takılmış olmalıyım ki kafamın arkasını sertçe yere vurdum. O an yataktan panikle fırladım. Sırılsıklam olmuştum ve vücudumun çoğu yeri morluk içindeydi. Acıyordu. Annemlere gösterdim. Şaşkın şekilde bakıp nasıl olduğunu sordular. Ben de olan biteni rüyamı anlattım. Babam dinledikten sonra Dedenin arkadaşı bir hoca var. Ona gidelim. Yakın zaten dedi. Dedem, ben, babam ve Batuhan arabaya binip diğer köydeki dedemin arkadaşı Ali Hoca'nın evine geldik. Kapıyı karısı açtı. İçeri buyur etti. Dedemle Ali Hoca biraz muhabbet ettikten sonra sıkıntımızı sordu. Batuhan'la ben de yaşadıklarımızı anlattık. Ali Hoca dinledikten sonra babamla dedeme siz dışarı çıkın dedi. Batuhan'la ben yan yana oturuyorduk. Hanımına çarşaf getirmesini söyledi. Çarşafı üstümüze örttü. Az da olsa dışarıyı görebiliyordum. Hoca bir şeyler söylemeye başladı. Bu rüyamdaki kadının bana söylediği kelimelere çok benziyordu. Ali Hoca biraz okuduktan sonra sırtıma bir şey vurdu. Yüzüstü kapaklanır gibi oldum. Tekrardan kalktım. Bu sefer başıma darbe aldım. Canım acıyordu ama o kadar büyütülecek bir şey değildi. O an Batuhan da ahdiye vardı. Ona da vurmuşlardı sanırım. Bu sefer konuşma tonuyla bir şeyler söyledi. Hemen arkamızdan da ses gelmeye başladı. Bu rüyamda duyduğum kadının sesiydi. Avuçlarım terliyordu. Yutkunamıyordum. Korkuyordum. Fazla konuşmadılar. Ardından ellerinizi uzatın dedi. Uzattık. Parmaklarımızdan biraz kan akıtarak bir tasın içine akıttı. Kanımızı akıttıktan sonra ellerimizi bıraktı. Tekrardan Arapça dua okumaya başladı. Birkaç dakika kadar sonra tamam çocuklar çarşafları kaldırabilirsiniz dedi. İçeriye hanım diye seslendi. Kadın kapıyı açınca gelsinler dedi. Babamla dedim içeri girdi. Ali hoca sizin iş tamam sayılır ama biraz külfetli. Sizin oğlanlar onların bebeklerini öldürmüş. İntikam almak istiyorlar. Bundan vazgeçirdim ama onar keçi istiyorlar. 20 tane simsiyah keçi bulmamız lazım. Sonra gidip Eski harabenin yanındaki kuru kuyuya yakanlarını akıtıp bedenlerini atacağız. Bunu kabul ediyor musunuz dedi. Babam çaresizce. Peki kabul etmekten başka çaremiz yok ki. Çocukların başları sağ olsun. Hallederiz dedi. Ali hocanın evinden çıkıp zift gibi kapkara 20 keçi bulduk. Ardından kaba yükleyerek Ali hocanın yanına geldik. Babam ne zaman gideceğiz dedi. Gece yarısına yakın dedi. Hava kararmıştı. Gece yarısına az bir zaman kalmıştı. Alo ya Allah diyerek ayağa kalktı. Hadi gidelim dedi. Köyün bayağı uzandı. Hafif bir tepenin üstünde, büyük, çatısı olmayan bir harabenin yanına geldik. Alo hoca, babamla dedeme kesebilir misiniz dedi. Evet dediler. Tamam kesin ama sakın besmele çekip dua okumayın dedi. Etrafta, göremediğimiz yerlerde birileri hızla dolanıyordu. Baktığımız an kayboluyorlardı. Ayak seslerini duyabiliyordum. Tek tek keçileri koyunun başına kesmeye başladılar. Koyunun etrafındaki taşlar dahil her yer kan olmuştu. Keçileri kestikten sonra ''Alo hoca uzaklaşın arabanın yanına gidin'' dedi ve bilmediğim dilde bir şeyler söyleyerek yanımıza geldi. Bir kapa bindik. Arabayı çevirip gideceğimiz esnada arkaya baktım. Arabanın arka kırmızı ışıkları az da olsa kuru kuyunun etrafını aydınlatıyordu. Orada üç kişi vardı. Kuyunun içine bakıyordu Aniden Üçü de kuyunun içine atladı Biz de Oradan uzaklaşıp eve geldik Babam Ali hocaya Bitti mi hocam Kurtuldular mı dedi Evet Kurtuldular Allah'ın izniyle Artık daha dikkatli olmaları lazım dedi Ali hocaya teşekkürler deyip Evine bıraktıktan sonra eve geldik Duşumuzu alıp Annemlere olan biteni anlattık O gece neredeyse hiç uyumadım Mutluydum ama içimde tarifsiz bir korku vardı. Yaşadıklarım ağır gelmiş olmalıydı. Başımı yastığa koyduğumda sokaktan bağırma sesleri duydum. Bu bizim deliydi. Koşuyordu. Herhalde köyün çocukları şaka yapıyordur diyerek başımı yastığa koydum. Uyuyup uyanarak zor bela sabah etmiştim. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra Batuhan'la beraber bakkala falan uğrayarak etrafta gezmeye başladık. Bizim tarlaya girip birkaç meyve de koparalım dedik. Bahçeye girdik. Benim tuvaletim yaptığım incir ağacının altında deli yatıyordu. Yanına doğru yaklaştık. Yaklaştıkça manzara değişmeye başladı. Aman Allah'ım. Hayatım boyunca görmediğim, görmek istemeyeceğim bir manzarayla karşı karşıyaydım. Bizim delinin gözleri yerinden çıkarılmış, karnı yarılarak bağırsakları çıkarılmış ve ayakları ters dönmüştü. Arkamıza dahi bakmadan koşarak babamların yanına gidip deliyi ölü olarak bizim tarlada bulduğumuzu söyledim. Herkes delinin başına toplanmıştı. Duyan herkes geldi. Dua ederek tövbe bismillah çekiyorlardı. Delinin ölümü kayıtlara faili meçhul cinayet olarak geçti. Onu defnettikten birkaç gün sonra şehre geri geldik evimize. Şu anda çok şükür iyiyim ama aklından o delinin hali çıkmıyor. Ara ara kabuslarımda görüyorum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.